Bugün size güzel bir lokma tarifi vereceğim arkadaşlar. Burada 5 bardak su, ılık su döktüm. Bu 6. bardağım. Ölçtüm bu sefer suyu. Şöyle bir kaşık tuz attım yemek kaşığına. Ve bir maya. Kuru maya. Un ölçüsü her zamanki gibi veremiyorum. Belli olmuyor çünkü. Şimdi ununu ilave edeceğim arkadaşlar. Ununu ilave ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi yoğuracağım arkadaşlar. Bismillah diyerek. Bunu da aldığı kadar hep bekleyeceğiz arkadaşlar. Baştan böyle çabuk bir hamurla başlıyoruz. Daha sonra koyulacağım arkadaşlar. Hamuru çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, un ilavesini yaptık. Gördüğünüz gibi hamurumuz olmak üzere. Lokma hamurumuzu tuttuk. Üstünü böyle kapatalım. Bir de bez ekleyelim. Böyle kabarmasını bekleyelim. Kabardıktan sonra kızartacağız. Tuttuğumuz lokma hamurunu açıyorum. Bayağı bir kabarmış. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Yuvarlama işlemine geçiyorum. Şöyle elimizi umuyoruz. Hamurun havasını alıyoruz. Hamuru yuvarlamaya başlıyoruz. İlk önce elimizi güzelce unladık. Şöyle bir hamur yapıyoruz. Bunu da tepsilere dizeceğim. Her seferinde elimi unluyorum. Şöyle hamuru yine yuvarlıyorum. Yuvarlayıp tepsiye koyuyoruz. Şöyle hamurlar yapıp tepsiye diziyorum. Lokma hamurlarımızı bu büyüklükte, yani portakal büyüklüğünde yuvarladım. Tepsilere un serptim. Şimdi üstünü örtüp biraz böyle bekleteceğiz. Biraz da böyle bekleyecek. Daha sonra kızartma işlemine geçeceğim. Gördüğünüz gibi lokmalarım çok güzel kabardı. Burada da yağımı koydum. Isınıyor. Biraz tuz koyacağım ya. Daha lezzetli oluyor lokmalar o zaman. Büyük büyük lokmalar. Ama çok lezzetli. Pişince göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lokmalarım harika. Pişiyorlar. Burada da hamurlarım. Burada da bir tepsi daha var. Az yapamam arkadaşlar hiçbir zaman.
lokmalarımız kızardı arkadaşlar. Burada da böyle açıyorum. Sonra yağ atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, lokmalarım harika pişti. Daha çok var hamur arkadaşlar. O hamurla da başka bir şey yapabilirim. Lokma fazla geldi gözüme. Geri kalan hamuru başka bir şeyde değerlendirebilirim arkadaşlar. Fazla tutmuşum gene hamuru. Evet arkadaşlar, lokmalarım harika oldu. Burada da pişiyor. Hamuru fazla tutmuşum arkadaşlar. Daha bu kadar hamurum var. Bu hamurlarla da başka bir şey yapacağım. Pide yapabilirim arkadaşlar. Peynirli, kaşarlı pideler yapabilirim. Aynı hamur çünkü. Niye niyet, niye kısmet arkadaşlar. Lokmayla başladık. Pideyle bitireceğiz galiba bugünü. Bende her şey yakışına. Evet arkadaşlar, lokma hamuru tuttuğumuz hamurlar bayağı bir fazlaydı. Ben de onlarla güzel bir pide yapacağım. Kaşarlı, kavurmalı, peynirli. Pidemizin kavurmalarını koyduk. Şimdi kaşarını koyacağım. Şöyle bol bir kaşarlı pide olsun. Biraz beyaz peynir de koyalım. Ondan sonra yanlarından kıvıracağız arkadaşlar. Şöyle. Güzel bir pide olacak arkadaşlar. Kavurmalı kaşarlı pidelerimiz oldu. Şimdi fırına girecekler. Bol kaşarlı, bol kavurmalı pideler. Pidelerimizi fırına verdik arkadaşlar. İstiler gibi pişiyor. Evet arkadaşlar, kavurmalı, kaşarlı pidelerimiz şahane bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi. Burada da şimdi kahve keyfi yapacağız. Hamurumdan kalanla da ekmek hamuru yaptım arkadaşlar. Lokma hamuru çok bereketli oldu. Hem pide oldu. Lokmalar oldu. Ekmek oldu arkadaşlar. Hamuru fazla tutmuşum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kavurmalar, kaşarlar eriyor. Harika lezzetli pideler oluyor arkadaşlar. Burada da kahvelerimiz şimdi. Burada da kalan hamurumdan ekmek yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Lokma hamuruyla başladık arkadaşlar. Aynı hamurda 3 çeşit malzeme ürettik. Gördüğünüz gibi harika pideler oldu. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi fırına attık. Ekmeğimiz de pişti arkadaşlar.
Oh, mis gibi oldu. Bir yağmurda hem lokma, pide, ekmek yaptık. Yapan herkese afiyet olsun.